Mustafa Ceceli, Kral Pop Medya sponsorluğunda Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıktı. Konser öncesi Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Mehmet'in Gezegeni programına İzmir'den bağlanıp hayatının şarkısını anlatan Özkan ve Duygu çifti, Mustafa Ceceli ile kuliste bir araya geldi. Mustafa Ceceli çifti tebrik ederken Özkan ve Duygu mutluluklarını Kral Pop Radyo mikrofonuna anlattı. Evet dedi, bravo! Hocam yakın gir taşa. Evet. Evet. Bravo, hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Bakın, bir ilk gerçekleşti. Görüyor musunuz? Kral Pop kamerası röportaj esnasında bir evlenme teklifi yakaladı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, hazırladığı özel repertuarından bahsederken, İrem Derici ise Dantel şarkısını ilk kez seslendireceğini basın mensuplarıyla paylaştı. 14 Şubat deyince diyorlar ki, repertuar nasıl? Baştan aşağı aşk şarkılarım, valla biz göbek attıracağız galiba. Bir de bu akşam bayağı bol sürprizli bir akşam olacak. Sahnede neler olacak, neler, konuklarımız da var bu akşam. Bu akşam Dantel isimli ve şöyle komedi bir şey var. İlk defa sahnede söyleyeceğim Dantel'i. 3 gün önce çıktı albüm. O da Mustafa'nın sahnesine kısmetmiş. Bayağı kendi sahnemde söyleyemeden. Sen dün söylemişsindir Viyana'da diye düşünüyordum ben. Viyana'daki farklı bir sahneydi. Anladım. Ya bu akşam ilk oluyor. Çok i̇lk, güzel, harika. İlk, aynen. Sihirli mikrofon da güzeldi ama ben de orada izledim. Yani koreografi falan. İrem Derici'den beklenmeyen hareketler geldi yani. Çok çalıştık. 3 aydır çalışıyorum. Röportajın ardından alkışlarla sahneye çıkan Mustafa Ceceli konserinin ilk bölümünde şarkılarını arda arda seslendirdi. Sevmektir. Konserin ikinci bölümünde İrem Derici'yi sahneye davet eden Mustafa Ceceli, Kalbimin Tek Sahibine şarkısına düet yaptı. Dantel isimli şarkısını da seslendiren İrem Derici'ye Mustafa Ceceli darbuka çalarak eşlik etti. Mustafa Ceceli, Zeki Müren'i anma albümünde yorumladığı beklenen şarkıyı da Bostancı konserinde ilk kez seslendirdi. Yayın hayatına başladığı günden itibaren istikrarlı yükselişini sürdüren Kral Pop Radyo'nun bu yükselişi Kral çalışanları tarafından kesilen bir pastayla kutlandı. Gezegen Mehmet'te bu anları ve Kral Pop Radyo'nun yakaladığı istikrarlı yükselişi Periskop'la yaptığı canlı yayınla takipçileriyle paylaştı. Evet, şu karşınızda gördüğünüz arkadaşlar Kral Pop Radyo'nun efsane ekibi. Şöyle göstereyim size. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunun ve yerel radyoların taponlarının, dijital platformda indirme ve satın alma listelerinin, DNR'da en çok satan albümler ve single'ların verileri baz alınarak hazırlanan Kral Pop listede 6 haftadır İki Deli isimli şarkısıyla yer alan Hande Yener ve Serdar Ortaç bu hafta bir numarada yer aldı. İki Deli şarkısının bu hafta Kral Pop listede bir numarada yer alması Hande Yener'i de oldukça mutlu etti. Hande Yener birinciliğini ve mutluluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. İpek Açar sözleri kendisine, düzenlemesi ise İskender Paydaş'a ait Afet Oldu Hasretin isimli şarkısını kliplendirdi. İpek Açar'ın Afet Oldu Hasretin isimli şarkısının klibi dün ilk kez Kral Pop TV'de yayınlandı. Kirpiklerimde buluşunca bir, başka yerlerde kavuşunca bir, daha çok sevmeye devam hasret.
Yönetmenliğini Hasan Kuyucu'nun üstlendiği klip çekimleri bir günde Riva'da gerçekleştirildi.